Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, yeni bir video ile daha beraberiz sizlerle. Arkadaşlar, öncelikle buradan başlamak istiyorum. Şu paspaslı fırçamızı şöyle bir alalım açımızdan. Arkadaşlar, burada birinci yumurtamız var arkadaşlar. Nihayetinde bunlar ilk yumurtayı yaptılar, keratalar. Şu an bir yumurtaları var. Evet, sarımızı görüyorsunuz. Hayvan bir yumurtanın üstüne yatıyor. Tarihi tam belli olsun. Ona göre birinci yumurtadan itibaren bunların tarihlerini yazacağız arkadaşlar. Büyük ihtimal bugün yapmadı. Birinci yumurtayı dün yaptı. Bugün ayın biri, yani ikisi. İkinci yumurtayı da ayın ikisine yapacak. Yani bir gün durup bir gün yumurta yapıyorlar. Ayın ikisinden itibaren tarihi yazmaya başlayacağız arkadaşlar. Onun için bir gün daha bekleyeceğiz yumurta yapmasını. Evet arkadaşlar, bir güzel haberimiz de burada var arkadaşlar. Buradaki yumurtaların çoğu çıktı. Çıkan yavrular vardı arkadaşlar. İki tane yumurtamız kaldı burada. Küçük yavruların hepsini ben şu Japoneslerin altına aldım. Rainbow Japones eşlerin altına aldım. Çünkü niye aldım? Küçük yavrular burada ezilmesin diye aldım. Yani bunlar da çok küçük. Bunları da şöyle gösterelim. 5 tane yakın yavru var burada. Artı 3 tane de yumurta var. Yani bakalım, yumurtaların 1-2 tanesi çıkmaz gibi. Onlardan bir umut yok şu an için. Burada 5 tane yavrumuz var arkadaşlar. Bir tane de en küçük yavruyu bıraktık ama annemiz beslemiş nihayetinde. Umarım ezilmez bunların altında. Burada 2 tane büyüğümüz vardı. Onları da şuraya kaydırdım arkadaşlar. 8 numaraya kaydırdık. Buradaki küçük yavrular da 5 numaraya kaydırdım şuraya. Yani demek istediğim şu arkadaşlar. Büyük yavruları büyük yere koydum. Hani jumbonun altına koydum. Küçük yavrular da diğer jumbonun altına biriktirdik. Bunların kursakları boş. Videodan sonra elle besleme maması takviyesi yapacağım arkadaşlar. Annemiz yeteri kadar beslememiş. Bundan sonra her akşam elimden geldiği kadar elle besleme maması takviye yapmaya çalışacağız. Sen şu arada kaldın bak. Kerata ya, vallahi kerata. Araya düştü kaldı. Maşallah, bunlar jumbo yavruları. Ayağa kaldı ya keratanın. Neyse. O bağıran yavrular değil de alttaki şu dişi kuşumuz. Yani yem istediği zaman böyle ses çıkartıyor. Hani anlamadım, bir tuhaf bir ses çıkartıyor bu. Hemen onun da yavrularına bakalım şöyle. Maşallah. Kerataları görüyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5 tane yavru var burada. Kafaları kel kel bunların. Yani tüyleri tam daha oluşmamış. Tüylerini tamamlayacaklar. Bakın şunun rengine bakın. Beyaz, kahverengi, mavi. Kafası da şöyle kel. Tepeli olacak bu. Valla mantolu mu olur, tepeli mi olur tam bilmiyorum. Bazı yavrularımızın kanatları çıkmak üzere. Mantolu olabilir, çift kanat olabilir. Yani annemiz Japones, babamız jumbo tepeli. Altlarından yavrulara bakacağız. Yavrularımız büyüsün. Yeme düştüğü zaman göreceğiz arkadaşlar. Maşallah yuvalarımız yavaş yavaş donmaya başlıyor. Sezonun sonlarına doğru yavrular almaya başlıyoruz arkadaşlar nihayetinde. Bir de arkadaşlar, burada bizim psikopatlarımız var. Japones psikopatlarımız var. Bunlar iki neden var bu yemi dağıtmalarından. İki neden var. Birincisi, ya çok kızgınlar, kızıştıkları için yem dağıtıyorlar. Ya da yemi değiştirdim arkadaşlar. Yemi değiştirdiğim için
yeni beğenmemiş, dağıtmış olabilirler. Daha şu bir gün oldu, koyalı bir gün oldu, dağıtıyor. Bu aktarın hepsini de buraya dökmüştü. Bunu aldım, tekrardan buraya aktardım. Yani bunlarla başım melada benim. Bir türlü yem koymuyorlar, hepsini dağıtıyorlar. Karışmayacağım, buradaki yemler hep yesinler. Aç kalırsa onlar yiyecekler zaten. Evet, Rainbow'ları soran vardı arkadaşlar. Urfa'dan birisi soruyor. 2 ağız yavru aldık bunlardan. Şu an salmaya atıyorduk. Resmini almak için buraya attım bunları. Resmini çektik, gönderdik. Beğenirse yasak bittiği zaman bunları teslim edeceğiz. Elden teslim edeceğiz. Evet arkadaşlar, burada da Rainbow'larımız var. Bunlarda da bir gelişme yok şu an için. Bunlar bayağı bir soğudular aslında. Sadece 2 ağız yavru aldık. 2 tane yavru aldık bunlardan. 1 ağız yavru aldık. Diğer ağız yavrularını da bir tanesini öldürmüşler zaten. Diğer yavru da altlarına ezilip ölmüştü. Öyle oldu. 3. ağızda yavru alamadık bunlardan. Bakalım. Sezon bitmeye yakın belki bir ağız yavru alabiliriz onlardan. Evet. Jumbo tepeli erkeğimiz. Dişimiz yine Japonez eşleşmesi. Bunlar da bekliyoruz. Bunlar da tam hazır değiller hayvanlar. Bir de şuradaki kenatlara bakın arkadaşlar. Köşeye saklanmışlar. Bunların ikisi de yoldan atlamış. Yoldan aşağı atlamışlar. Yani ben koyuyorum, onlar aşağı atlıyor. Kenatlar. Bakalım tez zamanda yeme düşseydiniz sizi de ayrı bir kafese alırdık. Burada da Japonez'imiz var. Çift kanat. Bu bazen yuvaya gidiyor, bazen aşağı atıyor. Kendisi büyük. Kardeşlerinin büyüğü bu. Şunlar biraz daha küçük onlara nazaran. Evet arkadaşlar, bu tarafta bir gelişme yok. Hala bekliyoruz. Şöyle bir bakalım. Zaten yumurta yapacak olan, yumurta hazırlanıyor olan dişinin pislikleri hep büyük olur. Yani alta baktığınızda büyük büyük topak topak pislik birikir. O da yumurtanın yakın olduğunun vaktidir. Yakın olduğunun zamandır. Evet arkadaşlar, göstermediğimizde kaldı. Bunları gösterdik. Mamayı yeni yaptım. Sabah da yaptım verdim. Akşam yine taze mama yaptım verdim. Çünkü yavrusu çok olanlar var. 5 tane 6 tane yavrusu olanlar var. Onlara mama takviyesi yapmamız lazım. Hayvanlar beslemesi lazım onlara, anneleri. Evet arkadaşlar, bu erkeği geçici olarak buraya attık. Kafes boşalsın, resim çekelim diye attık böyle. Onu birazdan koyarız belki, duruma göre. Evet, burada jumbolarımız var zaten. Jumbolarımız hafiften tüye. İlk tüyünü atmaya başlamışlar. Bir erkeğin bir tanesi yavaş yavaş kafadan başlamış. Tüye giriyor arkadaşlar. Bunlara vitamin takviyesi yapıyoruz. Bildiğiniz gibi. Dişi albinomuz var karşıda maşallah. Muhabbet kuşlarımıza elinizden geldiği kadar maşallah demeyi esirgemeyin arkadaşlar. Sonuçta emek sarf ediyoruz. Bayağı bir emeğimiz oluyor. Yani emeğimizin karşılığını da almak istiyoruz. Umarım emek eden, çalışan herkesin Allah emeğinin karşılığını verir. Vermesini ümit ediyoruz. Alt tarafta da Japonez'lerimiz var. Yani bunların da videosunu istemişti, resmini istemişti. Belki bunlardan da alabilir. Burada bir tane tek kanat var, bir tane mantolu var. Bir de şu karşıdaki çift kanata benziyor ama yani çift kanat olabilir dişimiz. Bunlar yavaş yavaş kendilerine geliyorlar hayvanlar. Mama yapıp veriyoruz takviye olarak. Alt tarafta iki tane dişimiz var. Bakın bunlar da böyle öpüşüyorlar. Hayret yani. İki dişi birbirinin ağzına yem kusuyorlar. Keratalar. Yani görüyorsunuz gerçekten. Şu tepeli dişiyi bir türlü eş bulamadım. Ona yakışar bir, hani yakışan bir erkek değil de yani bunu baskın edecek bir erkek bulamadık arkadaşlar. Onun için bundan bu yavru alamadık bu sene. Bakalım seneye erkek ayarlarsak buna, güzel bir erkek, baskın bir erkek, tepeli olarak bunları da eşe atacağız. Hayırlısı olsun arkadaşlar.
Son olarak da akvaryumuza gelelim. Guppy Fish diye bir lepistesiyemi aldık. Daha doğrusu birkaç çeşit balıklar var burada. Lepistesleri de verilebiliyor. 100 gram. 100 gram aldık. 250 milim 100 gram. İçinde protein ağırlıklı var. Multivitamin, protein, enerji, spirulina alıyor. Bakalım bu yemin güzel olduğunu söylediler bana. Arkadaşlar beyaz çöplerin bir tanesi öldü. Artık albino mi diyeyim, beyaz mı diyeyim. Onların bir tanesini kaybettik. İlk kaybımızı verdik. Şu an Artemia yaptım. Bir saat sonra Artemia vereceğiz balıklarımıza. Artemia keyfi yaşayacaklar. Arkadaşlar bir de şu midyemiz var. Midye kuma gömülüyor. Ben dışarı çıkartıyorum. Kendisi kendi kuma gömüyor. Bir de güzel bir şey. Şöyle cama vurduğum zaman kendi kapağını kapatıyor. Kendini hemen korumaya alıyor midye. Yani seviyorum. İlk almışız bu midyeyi. Bunların farklı renkleri de varmış galiba. Biz bu rengini aldık. Daha doğrusu onlar bu rengi gönderdi. Elma salyangozumuz gelecek haftaya. Onlar eksik ürünlerdi, göndermedikleri ürünlerdi. 6-7 ürünümüz var göndermedikleri. Onlar da haftaya gelecekler. Sadece bir canlı olarak elma salyangozu var gelecek. Bir de kardeşlerin yuvalıkları gelecek. İki tane bitki var. Mos. Mos diye hatırlıyorum ama onlar gelecekler. Onlar da geldiğinde akvaryuma koyacağız. Alttaki akvaryuma motor geldiydi. Şu motorumuzu kurduk. Bunun videosunu çektim. Bakalım kanala atarım belki. Motorla ilgili soru sormak isteyenler var. Belki motor almak isteyenler vardır. Arkadaşlara tavsiye amaçlı, bilgilendirme amaçlı videomuzu atacağız. Bu akvaryumda 2 hafta böyle çalışsın. Motorumuzu da taktırdık. Bakteri kültürü oluşsun arkadaşlar. Ondan dolayı 2 hafta böyle çalıştıracağız. 2 haftadan sonra da yavaş yavaş balıkları. Belki buradaki yavru lepistesler var. Boylandırmak amaçlı yavru lepistesleri aşağı akvaryuma koyma durumumuz olabilir. Onlar gün içerisinde netleşecek zaten. Şu an onu düşünüyoruz. Evet arkadaşlar, balıklarımız da bu şekilde. Yavaş yavaş videomuzun sonuna geliyoruz. Videonun sonuna gelirken ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar, memnun olurum. İzleme sayısına ihtiyacımız var bildiğiniz gibi. Bu aralar biraz abone sayımız artıyor. 1750'lere falan geldik, 750'lere geldik. Hani 1755, 1759, 1760 oluyor, düşüyor yani. İnişli kalkışlı bir abone sayımız oluyor. Şimdilik videomuz bu kadar. Daha başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.